Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Kızımla erkenden kalktık. Dün akşam annem çok ısrar etti bana kahvaltıya gelin diye. Normalde Yaren ders yapacaktı. Artık kitaplarını falan aldık. Anneme gidiyoruz. Büyük bir olasılıkla bizim kızlar da oraya gelirler. Epeydir görmemiştik onları. Öyle şimdi çıktık. İnşallah Kozlu'da fırın bulursam simit alacağım. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Anneannesi Yaren'e saymış. Patates kızartacağım, kuymak yapacağım. Dedim beni bekle, hiçbirini yapma ama annem durmaz tabii ki. Ablama da söyledim. Ablam gelemedi. Dün RAT'a gitmişlerdi. Orada kaldılar. O yüzden ablam gelemedi. Şimdi ben kızcığımla beraber gidiyorum arkadaşlar. Havada gördüğünüz gibi yine yağmurlu, puslu bir Zonguldak sabahı. Öyle gidelim hep beraber. Kozlu'ya indik, işimizi hallettik, simit aldık, sıcak sıcak el yakıyor. Hatta Yaren yiyecekti, yedirtmedim. Çünkü annem kahvaltı hazırlayacak, bu sefer orada yiyemeyiz. Şimdi hemen şurada dolmuş var. Yağmur böyle şakır şakır yağmadan bulutları görüyorsunuz. Gidelim bakalım. Evet, annemi sevenler, anne herkesin sana selamı var. Benden de selam olsun. Seni çok seviyorlar, anneni sık sık çek diyorlar. Ben de böyle elimden geldiğince. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Annem ben gelmeden börek yapmış, turşu kavurmuş, mısır ekmeği yapmış. Ben de dedim ki ben dün mısır ekmeği yaptım. Hemen şöyle yapayım ya, bu parmağım çıkıp duruyor. Patates kızartıyor. Benim kızım benim patatesimi çok sevmiyor. Annemin patatesini seviyor da bu şansına küçüktü. Vallahi yapma dedim ama kuymak yapıyor gördüğünüz gibi. Azra da geldi. Birazdan Duru da gelecek. Elifler de kahvaltı yapıyorlarmış. Hatta onlar da kuymak yapıyordu. Şimdi burada kuymaklık peynir. Size masayı göstereyim. Daha tam düzenlemedim. Oraya kuymak gelecek. Annem şöyle turşu kavurmuş. Fasulye turşusu Karadeniz'de kahvaltıda da yenir. Bizimkiler çok seviyorlar. Çok peynir çıkarmadım. Bunlar yeter. Şöyle börek yapmış. Peynirli börek mi anne? Aha, peynirli. Şey mi? Su böreği gibi yaptığın mı? Aha. Su böreği. Yalancı su böreği. Heh, yalancı su böreği yapmış. Mısır ekmeği. Sana bir şey söyleyeyim mi anne? Dün mısır ekmeğini yaptım. Benim şeyden dolayı tabii kalıpla yaptım. Kalıp büyük ya birazcık. Senin şey gibi değil, tepsi gibi değil. Böyle çok kabarmadı ama tadı çok güzel oldu. Olsun olsun. Bir de şu rengi de kabarmamıştı ama güzel oldu. Tabii. Bir de 2,5 kaşık şeker sanki biraz fazla geldi anne. He, fazla koydu. 2 bence sen dedin ama. 2 çorba kaşığı ama senin tepsiye göre yeşil. Hmm. Ama şey tadı güzel. Hatta bugün de var mısır ekmeği dedim şey yaparız. Bugün yoğurtla. Haşlanmış bundan yap. Öyle mi? He, o daha güzel olur. Onun içini gösteririm şimdi. Evet, şimdi ben sofrayı kurmaya devam edeyim. Tam düzenlemedim. Annem de kurmağı az yapsaydın dedim ama yine. Evet, kahvaltı sofrasını el birliğiyle kurduk. Annemin ellerine kollarına sağlık. Aslında bu kahvaltı gibi olmadı. Saat çünkü 12'yi geçti. Şimdi böyle sohbet eşliğinde Azra da geldi. Kahvaltımızı yapalım bakalım. Azra ile bizi benzetenler. Benziyor muyuz? Benziyor. Özlemiş miydin alacım? Özledim. Babamla annem de arkada tabak. Babam sofraya oturmuyor. Tabağa bir şeyler aldı. Evet. Şimdi Azroş da burada. Azra'yı biz ne zamandır görmedik? En son Covid olduklarında görmüştük. 2 ay oldu. Evet. Yoğun ders yapıyorlar. Yaren ablası da Azra da. Derslerin nasıl gidiyor kızım? Güzel gidiyor. Evet. Öyle bakalım. Azroş'u da çekmiş olalım. Birazdan da Dudu gelecek. Biz kahvaltıyı yaptık. Evi toparladım. Elif geldi. Bakın burada kim var? El salla Durucuk. Durucuğumla şimdi şoka gidiyoruz. Halası ona sürpriz yumurta alacak değil mi kızım? Evet, sürpriz yumurta. Bir iki tane çikolata sezum vardı Duru'ya. Şimdi gidelim. Kahve de alacağım. Annem de kahve bitmiş. Elif'le annemle bir kahve içeriz. Ondan sonra da yavaş yavaş giderim herhalde. Duru kuş. Özledin mi halayı? Yaren'in dersleri çok yoğun. Duru kuşu göremiyorum ben. Değil mi kızım? Azra ile Yaren ablasıyla hasret gideriyorlar. Duru Yaren'e bir sarıldı, bir özlemiş, inanamazsınız. Evet, şimdi gidelim Şok'a. Gel karşıya geç kızım, gel. Bak şurada. Hı hı, Şok orada. Tam sizin evin orada değil mi? Değil mi? Burada bir tane kedi vardı. Öyle mi? Burada alacağın var mı, sürpriz mi alacaksın? Buradan var mı alacağın, istediğin var mı Duru? Cips mi? Evet. Sen şunu seviyorsun. Asıl sakıncalı ama hadi hala bir kere alsın sana. Hangisini seviyorsun? Ha? Sen şunu seviyordun ama. Ha. Sen bunu seviyordun. Ha. Peynirli. Onu seviyorum. E tamam onu al hadi gel. Sürpriz de alalım. Gideriz Yaren ablana.
He, yan yana abayla yersin. Tamam. Babaanne bir şey alacaktık. Ne alacaktık Duru? He, kahve kahve. Kahve ayrı. Evet. Gel bir tane Türk kahvesi alalım. Elif bunu hafif oluyor dedi. Değil mi? Evet. He, gel kızım oradan sürpriz yumurtayı da alalım. Evet. Başka bir şey alacağız mı? Şuraya da bakalım. Duru'yla marketteyiz görüyorsunuz. Değil mi? Kola falan almayalım tamam mı? Bak zaten cips zararlı. Aktüellerde neler var bakalım mı? Gel bakalım. Aa ne güzelmiş Duru. Bak bunlar sana göre olsa alırdım büyük. Ona yar abone olur. Aynen büyükmüş. Bunlara bakalım kızım. Aa şişe ama. Plastik olsaydı kırar mısın ki? Bakalım neler varmış Dudu. Ha, ben şişe tadını şokta pasta bola almıştım. Ne aldın? Pasta bolaları. Ha, pastel boya. Evet güzel çizmişsin her tarafı bir de değil mi? Ama bak pastel boyayla kağıt boyanır tamam mı? Aa bütün masası da gelmiş. Dur şimdi kafam. He dur bunun yanına gel. Bunun yanına çekmeceli çikolata alalım kahvenin yanına gel. Gel önüme gel böyle arkada dur kalma. Hı, alalım hadi. Sen bana göster nerede? Bekle kız. Yavaş git. Kahvenin yanına alalım oldu mu? Çekmeceli çikolata al bir tane halaya. Bakayım anladın mı? Hangisi? Onlar değil kızım onlar değil. Biz şimdi Duru ile marketten çıktık. Bakın Duru cips aldı, çikolata aldı. Torbada da çikolataları var. Evet ablalarına da çikolata aldık. Yayan ablayı görmemiş kaç gündür. Özledin mi? Şimdi halasının elini tuttu. Eve doğru gidiyoruz. Şimdi kahveleri yaptık. Elif'le annemle beraber şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Sohbet edelim bakalım. Saat 4.30'a geliyor arkadaşlar. Annemden çıktık. Bugün Elif'le kızlarla güzel vakit geçirdik. Sohbet ettik. Kahveleri içtik. Ablam aramızda yoktu söylemiştim. Şimdi kızımla beraber böyle yürüme. Arkamda da cami. Çarşıya indik. İndik sayılır. Ben bir kuaföre uğrayacağım. Oradan da Yaren Westlife'a gitmek istiyor. Bakalım. Sonra da evde buluşuruz inşallah. Biz akşam yaptık ama bakın kimle karşılaştık. Kuaförde o kadar güldük ki anlatamam. Sarışın bir bayana fön çekiliyor. Tabii ben hiç ablam olduğunu bilmiyorum. Ben de kaşımı falan aldırmaya gittim. Bir baktım ablammış. Oradan çıktık. Yaren falan Westlife'a gittik. Şimdi havayı kararttık. Akşam oldu. Eve doğru gidiyoruz. Size de ablamı göstermiş olayım. Dip boyası yaptırmış, fön çektirmiş. Aynen. Tesadüf karşılaştık, güzel oldu yani. Çok güzel oldu. Evet, gidelim bakalım. Biz eve geldik, ıhlamur almaya diye çıktım. Şöyle bir tane makyaj temizleme suyu aldım. Şoka bakacağım, 101'de 1000'de ıhlamur yoktu. Çarşıda da unuttum tabii. Yaren böyle birazcık grip gibi oldu. Ben eve geldim arkadaşlar. Şimdi aldıklarım böyle 2-3 parça. Onları göstermeden önce annemin Yariş'e hediyesini sizlere çekeyim. Dün taksit vermeye inmiş. Annemin alışveriş yaptığı mağaza var Demirci Çarşısı'nda. Demirciler Çarşısı mıydı? Unuttum şimdi çarşının adını. Senelerdir annem oradan alışveriş yapar. Şöyle çok güzel bir hırka almış. Dokusu o kadar güzel ki. İlla Yaren denesin. Beğenmezse değiştireceğim dedi. Yaren de çok beğendi. Üstünde çok güzel durdu. Kolları böyle. Annem zevklidir zaten. Birçoğunuz biliyorsunuz. Düğmeleri bu şekilde. Evet. Yarine epeydir bir şey almamıştım dedi. Şöyle bir hırka almış. Ben hatta kızdım. Anne niye aldın dedim. Sen karışma diyor bana. Evet kızım inşallah güle güle güzel günlerde giysin. Demin de denedi. Çok güzel oldu. Allah sağlıkla giymeyi nasip etsin. Annemin babamın kesesine de bin bereket. Alışverişimi göstereyim. Bunu yolda çekmiştim. Şöyle makyaj temizleme suyu aldım. 18.95'te BİM'den aldım. Bu markayı ilk defa aldım. Yaren bunun yüz temizleme jelini kullanıyor. Ben hiç kullanmadım açıkçası. Ihlamur bizim köylü pazarlarımızda yerli olur. Çok güzel olur. Benim de ıhlamurum yok. Eşime getirmiştim. Şu an kızıma ıhlamur yapmam lazım. Bir tane ıhlamur aldım. 15 TL'ydi. Şok'tan aldım. Ve mavi güç arkadaşlar. Asperox. Bunun sarı gücünü ben Yozgat'ta kullanıyordum. Özellikle dolaplarda, ocakta, cam ocağımda kullanıyordum. Maviyi de Mete'den arkadaşlarım oldu. Normalde sarının kokusu bana dokunmuştu ama bunda görüyorsunuz solunumu rahatsız etmez diyor. Buğulanmayı yok eder, sabun artığı su lekelerini çıkarır, leke iz bırakmaz, parlaklık verir, metalleri karartmaz.
Banyoda kullanacağım. Zaten duşakabin resmi var. Gördüğünüz gibi bataryalarda falan deneyeceğim. İnşallah memnun kalırsam sizlere de tavsiye ederim. Şimdi hemen ıhlamurdan birazcık yıkayayım. Çaydanlığıma koyayım. Kaynasın. Bir ıhlamur keyfi yapalım. Kızıma da ilaç vereceğim. Dediğim gibi hiçbir şey yoktu. Anneme gittik. Böyle grip gibi oldu. Alerjisi var. Sık sık da söylüyorum. Tekrar getirmem gerekiyor. Evet, bunları yerleştireyim bakalım. Ihlamuru güzel demledim. Şöyle bir kere kullandığım yağlı kağıt vardı. Ve ufak ruloda böyle gördüğünüz gibi Starbucks kurabiye vardı. Buzlukta birazcık eciş bücüş olmuş. Kapağına sıkışmış. Şimdi kızımla kendime bundan yapacağım. Çayın yanına. Aslında hanım eller kurabiyemiz vardı ama dedim Starbucks yapayım. Yarın yatarken de sütle içer. Sütle yer daha doğrusu. Çok çıkmayacak. Zaten bu ufak ruloydu. Büyüğünü yapmıştım. Şimdi böyle keseceğim arkadaşlar. Birazcık yumuşadıktan sonra elimle şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi şekli çünkü bayağı bir bozulmuş. Böyle değişik bir şey olmuş. Aslında keşke tamamen çözdürüp yuvarlak yapsaydım iyi olurdu ama ya da böyle gelişi güzel pişiririm artık ne yapalım. İlk defa da başıma geldi. Normalde böyle yuvarlak kalır. Ama dediğim gibi kapağı sıkışmış maalesef. Olmadı böyle pişer artık ne yapalım. Yine bir ara yaparım. Buzluğa atarım çünkü benim kızım çok seviyor. Evet. Şimdi bu birazcık çözülürse yumuşatacağım diyeceğim ama yumuşayacak gibi de değil. Bir 10 dakika bekleyeyim. Aslında böyle yuvarlak olması lazım. Ben de bir de elimle böyle bastırıyorum. Bakın bu şekilde böyle tepsiye koyuyorum. Bir deneyelim bakalım. Buzluğun azizliğine uğramış. Yok, orijinali gibi olmuyor da artık yapacak bir şey yok. Bu sefer böyle olsun. Önemli olan tadı güzel olsun. Ne yapalım? Bayağı şekli bozulmuş ya. Şimdi arkadaşlar kurabiyeyi dayanamadım. Elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım. Ihlamur birazcık demini alsın. O esnada ben ne yapıyorum? Kurabiyede pişene kadar ceviz kırıyorum. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Buraya oturduğum kolumda ne kadar büyük gözüküyor. Bunu Trendyol'dan almıştım. Bayağı işime yaradı. Böyle yaren yesin diye arada kırıyorum. Bana çekmemiş. Cevizi çok sevmiyor. Ben çok severim. Çok yok aslında. Hepsini bir gün kırsam böyle pastalara falan kullansam. Ne bileyim. Acıka falan yapsam. Yarene sabahları versem. Ama inanın ceviz fındık kırmaya bile vakit yok. Bu ceviz Elazığ cevizi. Eşim arkadaşı getirmişti. Onun da cevizi vardı. O yüzden aldım. Yoksa almazdım da. Bir torba cevizi vardı. İnşallah kırıp da yer. Onları aklımdaydı. Ben kıracaktım da işte bir türlü gezmekten zaman olmadı. Ay elim acıdı. İlacını içtin mi kızım? Tamam, ıhlamur birazdan içeceğiz. Yarın da bu hafta içi getirmem lazım. Gerçekten çok grip oluyor ya. Şu alerji ilaçları falan değişmesi lazım. Çürük. Bazısı çok güzel çıkıyor. Bazısı kara kara çıkıyor. Bu çayın yanına bize şimdilik yeter bakalım. Cevizleri kırdım. Şimdi kurabiyeler fırından çıktı. Elimden geldiğince şekil vermeye çalıştım. Bilmiyorum fırını temizledikten sonra bir anormallik olmadı inşallah. Altını fazla kızartmış. Üstü daha yumuşak. Ama çıkardım. Böyle çok kırmızı sevmiyorum.
Burada da ıhlamurum kaynatmak için hemen ocağın altını açtım. Bugün çaydanlığımız boş. Çay yapmayacağım. Ihlamur içeceğiz. Şimdi tabağı alayım. Kızımla güzel bir ıhlamur keyfi yapalım. Starbucks kurabiye eşliğinde. Geçenlerde biliyorsunuz Starbucks kek yapmıştım. Allah nasip ederse en yakın zamanda yapacağım. Harika bir kek olmuştu. Evet, kurabiyeleri böyle gördüğünüz gibi servis tabağına aldım. Şimdi kızımla kendime mis gibi ıhlamurdan koyalım. Vallahi şokun ıhlamuru ama görüyorsunuz kıpkırmızı oldu. Bazen soran arkadaşlar oluyor, ekstra bir şey yapıyor musun diye. Çok nadir böyle elma kabuğu, ayva kabuğu atarım ama şu an hiçbir şey atmadım. Kaynattım, dinlendirdim. Tekrar altını yaktım. Bakın aynı çay gibi zaten. Kurabiyemiz var, cevizimiz de var. Daha ne olsun? O zaman kızımla ben şimdi ıhlamur keyfi yapalım. Vallahi biz ıhlamuru da şekersiz veya balsız maalesef içemiyoruz. Evet, sıcakla bal iyi olmuyor demişti bana arkadaşlar. O yüzden o günden beri bal koymuyorum. Ama şekerli içiyorum. Bize afiyet olsun. Herkese ertesi günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün akşam videonun kapanışını yapamadım. Yine böyle kurabiye göstermiştim ıhlamurla beraber ama şimdi çayımla kurabiyem var. İşlere başlamadan önce şöyle bir kahve keyfi, ay kahve keyfi diyorum, çay keyfi yapayım. Havayı görüyorsunuzdur, deniz acayip böyle bir dalgalı ama 27 derece çok ilginç yani. Hava çok ılık, çok sıcak, bilmiyorum hayırlara gitsin diyelim. Şimdi o zaman çayımı içeyim. Hemen şöyle sehpaları falan sileceğim ama ondan önce evi süpürmem lazım. Bakın koltuklarda bile görüyor musunuz bir şeyler dökülmüş yani. Her gün muhakkak şarjı süpürgeyle almadan olmuyor. Evet, o zaman bana afiyet olsun. Terziye de gitmem lazım. Yaren'in pantolonlarının paçasını yaptıracağım da, pantolonunun daha doğrusu. Bir de fırın için Arap sabunu alacağım. Bana Arap sabunuyla telle ol diyen arkadaşlarım vardı. İnşallah onu da yapacağım. Bugün karnabahar yemeği yapacağım. Tavuklu pilav yapacağım. Allah kısmet ederse. Öyle bakalım. Bugün uzun boylu bir şey çekmem. Dünkü videoyla birleştirir. Yarın Allah kısmet ederse sizlerle paylaşırız bakalım. Denize bakar mısınız? Kısa bir çay keyfinden sonra kendimi yine mutfakta buldum. Erken saatte kıyma çıkarmıştım arkadaşlar. Hemen kıymalı karnabahar yemeği ocağa koydum. Yeşil mercimekli bayılırım. Buradan Zekiyeciğime selam gönderiyorum. Benden görüp de yaptı ve çok seviyor. Kızı da aynı şekilde. Buradan selam olsun arkadaşıma. Normalde yeşil mercimekli çok severim. Buzlukta yoktu. Evde de yoktu. O yüzden koyamadım. Yaren karnabahar yiyor. Evet ama çok sevmiyor. Ben de ne yaptım? Şimdi göstereceğim. Hemen şurada bir tane tavuk göğsü haşlıyorum. İnşallah kızıma da tavuklu pilav yapacağım ama karnabahar da yiyecek. Böyle buzluktan kırmızı biber çıkardım. Bol havuçlu, acılı yaptım. Bugün çok bir şey yapmadım. Dünden ıhlamur var. Birazdan onu da içeceğim. Şu dolabı düzenlemeye çalıştım. Hepimizin böyle karışık bir dolabı oluyor maalesef ki. Şunlar birazcık uzun geldi sanırım. Evet, bu kullanmadığım düzenleyiciler vardı. Şunu şöyle arkaya mı alsam dedim ama daha da yapmam gerekenler var görüyorsunuz. Burayı geldim geleli bir düzene sokamadım. Ben de şimdi bugün elimden geldiğince şöyle bir düzen yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aynen böyle dursun. Evet, kullandıklarımı böyle bunlara aldım. Arkada da kullanmadıklarım var. Bezlerim falan burada. Hamur matım falan burada. Fırın tutacağım falan. Her şeyimi böyle düzenleyicilerin içine koymaya çalıştım. Ama daha yapmam gerekenler var. Mihaleler, peçeteler. Böyle düzenli olsun istedim. Çok karışık duruyordu. Deminden beri burayı böyle birazcık düzenledim. Evet. Birazdan da inşallah şurayı bir düzenleyeceğim. Bakın devrilmiş. Buradaki fazlalıkları bir kaldırayım istiyorum. Şunları da aldım. Bir türlü yapmak kısmet olmadı da inşallah yapacağız bakalım. Öyle, burayı da düzenlerim ya bugün ya yarın, artık duruma göre. Birazdan yemekler pişsin, bir terziye kadar gideceğim inşallah. Karnabaharı zaten pişirmiştim arkadaşlar, tencere değişimi yaptım, şimdi onu ısıtacağım. Biraz fazla pişirmişim, bu arabana nazar değdi galiba, gerçekten yemekler fazla pişiyor. Ve burada da gördüğünüz gibi dumanı üstünde tane tane
tavuklu pilavımız. Salata falan yapmadım. Yarın isterse turşu falan çıkartacağım. Yoğurdumuz da var. O zaman bize afiyet olsun. Vallahi haber seyrediyorum. Size de çekeyim istedim. Bugün burası da bir tuhaftı ama 4 can almış fırtına. Ay çok geçmiş olsun. Neresi olduğunu tam anlayamadım da şu an yeni açtım daha. Çatalca. Bugün gerçekten hava bir tuhaftı yani. Akşam ezanı da okunuyor şimdi. Tüh ya, Allah'ın beterlerinden saklasın. Bu gece ve yarın da devam edecek. Allah'a emanet. Yurdun batı bölgelerinde yine İstanbul'da, Akdeniz ve Ege'de kuvvetli lodos fırtınası etkili. Haberleri izlerken burada kapanışı da yapayım arkadaşlar. Saat 7'yi 10 geçiyor. Bugün gerçekten çok değişik bir hava vardı. Bana Instagram'dan paylaştığım zaman yazan arkadaşlarım da olmuştu. Yeşimcim bizim buralarda çok kötü, lodos var, fırtına var diye. 4 can kaybı varmış. Allah rahmet eylesin. Doğal afetlerden oldum olası korkarım. Herkes gibi Allah'ım esirgesin. Bugünkü sıcak da beni gerçekten korkutmadı değil. Ben bir ara terziye gittim. Söylemiştim sanırım ama çekim yapmadım arkadaşlar. Oradan da markete uğramıştım. Resmen böyle uçacak gibi oldum. Hatta dedim çıkmasa mıydım. Hemen aklıma kızım geldi. Eyvah dedim, Yaren nasıl gelecek falan ama çok şükür. Şu anda arkamda göremiyorsunuzdur. Bayağı bir yağmur başladı. Tabloyu gösteriyorlar da. Sağlık Bakanımız çıktı yine. Şaşırtan açıklama diyor. Hastalık bitmedi. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah da. Önemli bir şey mi var diye bakıyorum da. Öyle arkadaşlar, bir iki gün bu lodos devam edecekmiş. Allah'ım inşallah felaketlerinden korusun. Evet arkadaşlar, neyse ben kapanışımı yapayım. Dün annemdeydim, bugün de evdeydim. Zaten izlediniz. Duru Kuş'la şoka gittik. Azra vardı. Yaren ablası, Azra, Duru keyifli vakit geçirdiler. Ben de annemle hasret giderdim. Elif de geldi. Sohbet ettik. Telefonu çok elimize alıp da çekim yapamadık. Allah kısmet ederse bakalım inşallah hafta içi gideceğim. Annemin camları falan silinecek ama havada böyle olunca herhalde birazcık ertelerim. Temizliğe yardıma gideceğim. Öyle bakalım inşallah diyelim. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. İnşallah Allah kısmet ederse yarın tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.